Riemann integrali. Gençler, delta x 0 olmak üzere alt ve üst toplamdan elde edilen dikdörtgenlerin taban uzunluklarının küçülerek sıfıra yaklaşması, alt ve üst toplamların birbirine yaklaşması anlamına gelir. Dikdörtgen sayısı da sonsuz sayıda artar. 2. F A virgül B aralığından R olmak üzere A virgül B aralığının bir bölüntüsü P olsun. Limit delta x 0'a giderken gençler alt FP eşittir limit delta x 0'a giderken üst FP, yani alt toplam ve üst toplam eşittir A olmak üzere, bakın eşitse birbirine, F fonksiyonu A virgül B aralığında integrallenebilirdir deriz. Peki A gerçel sayısına F fonksiyonunun A virgül B aralığında belirli integrali denir gençler. Bakın belirli integrallere yavaş yavaş geçiş yapıyoruz. Peki belirli integralin tanımı nasılmış? A'dan B'ye fx dx şeklinde yazılır arkadaşlar. Çünkü A ile B aralık verilmiş. Eşittir limit n sonsuza giderken k eşittir 1'den n'e kadar ftk çarpı delta x k'lar biçiminde gösterilir arkadaşlar. Bunu birazdan örneklerle anlatacağım. Peki neler bilmemiz gerekiyor arkadaşlar? 1. TK'ların x0 artı k çarpı delta xk olduğunu, TK eşittir burada A, tabii x0'ımız, artı k çarpı delta xk olduğunu bileceğiz. 1. İkincisi, delta xk'larımız neydi? xn eksi x0 bölenden, yani b eksi a bölen, zaten bunu alt ve üst toplamda kullandığımız için biliyoruz. Sayı doğrusularındaki aralıkları da biliyoruz gençler. A eksi 0 demiştik, b eksi n demiştik. Bunların her birisi, peki şunların her biri ne olacaktı? Delta xk'lar, değil mi gençler? Bunların her birisi delta x1, delta x2 diye gidecekti. Şunu güzel yazalım, daha şık dursun arkadaşlar. Delta x k. Bir de gençler neyi bilmemiz gerekiyor? Bakın bunları da şöyle yazayım şu boşluğa. Limit n sonsuza giderken a n bölü b'nin a bölü b olduğunu bileceksiniz. Veya limit n sonsuza giderken a n kare artı 4 bölü b n karenin de yine a bölü b olduğunu bileceksiniz. Bunlar çünkü sonsuz belirsizlikleri biliyorsunuz, kaldırıldı müfredattan, ama bu soruda sadece bu kadarcığını bilseniz yeterlidir. Hocam uygulaya geçsek iyi olacak dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar integral 0'dan 4'e kadar 4x çarpı dx integralini Riemann toplamıyla bulalım. Gençler aslında bunu şöyle çizdiğim zaman, şöyle küçük bir şekilde çizeyim de şuraya, yani görün ne sorduğunu. Hani çünkü alan lazım bana, o yüzden çok kullanmamaya çalışıyorum. Burası x, burada y ekseni. Renkli kalemi aldım yine. 4x grafiği şöyle bir grafik. Yani şuradan gelecek değil mi? Orijinden geçecek. Şu bir 4x grafiği. Peki ne soruyor bana? Bakın dikkat edecek olsanız 0'dan 4'e kadar olan kısmı soruyor. Yani şurasına, şuraya gençler şöyle çizdiği zaman. Burası şöyle yapalım da. Burası 4, burası 0. Tabii şu da aslında bana şu alan soruluyor gençler. Burada f fonksiyonu. Fakat biz bunu nasıl yapacağız tabii? Riemann toplamıyla. Gençler bilinmemiz gereken şeyleri şuraya sırayla yazıyorum. 1. Gençler 1. Delta xk. Nedir delta xk? B eksi a bölü n. Yani 4 eksi 0 bölü n'den 4 bölü n. Bu cepte dursun. 2. Gençler tk'lar bulacağız. Tk'nın formülü neydi? X0 artı k çarpı neydi? K çarpı, bakın bakalım oraya, delta xk. Yani tk'mız da buradan, x0'ımız zaten 0 olduğu için k çarpı 4 bölü n ise tk'larımız eşittir gençler. 4k bölü n olarak yazılır. Üçüncüsü de neydi gençler? Üçü de buraya yazıyorum yine. Renkli kalem aldı Nevzat. Ftk. Yani bunu getirip fonksiyonu yerine koyarsanız, bakın burası f fonksiyonu anlaşılır. Değil mi? Burası f'tir. Yani 4 çarpı 4k bölü n ise arkadaşlar buradan 16k bölü n oldu. Artık formülümüzü yazabiliriz. Mavi kalem aldı Nevzat. İntegral 0'dan 4'e kadar 4x çarpı dx eşittir limit n sonsuza giderken gençler toplam k eşittir 1'den n'e kadar ftk çarpı delta xk. Artık renkli kalem alabilirsiniz. Yani limit n sonsuza giderken toplam k
eşittir 1'den n'e kadar ftk'mız ne oldu? 16 k bölü n. Çarpı delta x'imiz de belli artık. Delta x kalım 4 bölü n'den. Gençler bu k'ya bağlı olduğu için n'e bağları dışarı atabilirsiniz. Yani limit n sonsuza giderken 16 64 bölü n kare çarpı k eşittir 1'den n'e kadar k. İse diyelim şuraya. Şu boşluğu değerlendirelim. Renkli kalem al Nevzat. Limit n sonsuza giderken 64 bölü n kare çarpı. Arkadaşlar k 1'den n'e kadar k'nın formülü zaten sayılar konusunda bile hatırlarsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nokta nokta n. N çarpı n artı 1 bölü 2 idi bunun formülü. Yani bunu düzenleyelim. Limit n sonsuza giderken 64 n kare artı 64 n bölü 2 n kare eşittir. Siyah kalemi al Nevzat. Bakın burada bir şey yazdım. Dedim ki arkadaş eğer kat, n kare bölü n kare ya bunlar dereceleri eşitse oran katsayılar oranıdır. Yani 64 bölü 2'den 32 birim kare olarak çıkar sevgili gençler. İntegralinin değerini Riemann toplamı ile bulalım. Sevgili gençler Riemann toplamını kullanalım önce. 1 diyelim 1. Delta xk eşittir. B eksi a bölü n. Yani delta xk eşittir buradan gençler. 10 eksi 0 bölü n'den 10 bölü n olarak bulunur. Bu cepte dursun. 2. Tk eşittir neydi? A artı k çarpı delta xk idi. Buradan tk eşittir gençler. A'mız zaten 0. K çarpı 10 bölü 10k bölü n olacak. Bu da cepte. 3 diyorum. Ftk'yı bulalım. Arkadaşlar burada fx fonksiyonumuz zaten 6 sabit fonksiyon olduğu için ftk da 6 olacaktır. Buradan devam ediyorum artık. Bundan sonrasını yapmayanı döverler. Neydi? İntegral 0'dan 10'a kadar 6 çarpı dx eşittir. Limit n sonsuza giderken toplam k eşittir 1'den n'e kadar ftk çarpı delta xk idi. Bu kadar basit. Hocam çok komiksiniz dediğinizi duyar gibiyim. Limit n sonsuza giderken bakın toplam k eşittir 1'den n'e kadar ftk'mız 6 idi. Çarpı delta xk'mız da 10 bölü n'di. Bakın k'ya bağlı olmadığı için bunları artık siyah kalemle yapıyorum. Limit n sonsuza giderken 60 bölü n'i dışarı alıyorum. 60 bölü n çarpı toplam k eşittir 1'den n'e kadar 1 olmuş oluyor. Burası zaten n çarpı 1 olacak. Yani n tane 1'in yan yana toplamı gibi düşünün. O zaman ne olacak gençler? Limit n sonsuza giderken 60 n bölü n olacak. Buradan da sonuç 60 olarak çıkar sevgili gençler. Hocam bunu daha kısa yapabilirsiniz dediğinizi duyar gibiyim. Bakın onu da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şu anda bize tabii ki Riemann toplamı olduğu için konumuz. Oradan yaptım. Şöyle yapabilirsiniz bir de. Yine aynı mantıkla bakın şöyle. X ekseni, Y ekseni burası. Şimdi 6 fonksiyonu, Y eşittir 6 fonksiyonu biliyorsunuz sabit fonksiyondur. Onu da mavi kalemle yapalım. Yani şöyle bir fonksiyon. X'e paralel olan burası nedir gençler? Y eşittir 6 doğrusu. Burası 6. Nereye kadar olan kısım soruyor? Onu da şununla yapalım. 10'a kadar olan kısmı yani şuradan. Burası 10, burası orijin. Bana sorulan alan resmen bu alan. Şöyle yapalım. Unutmayın gençler, boyalı alan sorulmuş oluyor. Yani S diyelim. S alanı eşittir. Dikdörtgen alan formülden 6 çarpı 10 ise S eşittir. 60 birim kare çıkar arkadaşlar. İntegralinin değerini Riemann toplamı ile bulalım arkadaşlar. Yine basamak basamak gidiyorum. 1. Delta xk. Neydi gençler? B eksi a bölü n. Yani delta xk'mız buradan gençler. 4 eksi 0 bölü n'den 4 bölü n. Bunu cepte dursun. 2 tk lazım işte. Tk neydi? A artı k çarpı delta xk idi. Yani tk eşittir. A'mız zaten 0 olduğu için direkt olarak 4k bölü n çıkacaktır. Bir de gençler 3. Burada fx fonksiyonu bulalım. Fx fonksiyonunu 2x olarak verilmiş burada. O zaman ftk lazım bize. Ftk ise yerine koyuyorsunuz. 2 çarpı değil mi? 4k bölü n'den arkadaşlar 8k bölü n çıkar. Ftk'mız da bu. Ondan sonra limite geçebilirsiniz. Yani integral
sıfırdan 4'e kadar 2x çarpı dx integrali limit n sonsuza giderken gençler toplam k eşittir 1'den n'e kadar f tk çarpı delta xk idi. Formülümü yazıyorum ki bir daha görelim diye. Yazıyorum limit n sonsuza giderken toplam k eşittir 1'den n'e kadar. Arkadaşlar ftk'yı 8k bölü n buldunuz çarpı delta xk'yı da 4 bölü n buldunuz. İse eşittir diyelim. Buradan sonra renkli kalem aldım. Limit n sonsuza giderken. Arkadaşlar burada bakın 32 bölü n kare yaptı ya. Onu dışarı alabilirsiniz. Çünkü k'ya bağlı değil. 32 bölü n kareyi dışarı aldım. K eşittir 1'den n'e kadar k kaldı burada bir tek. Bunu zaten formülü biliyorsunuz. Neydi? 1'den n'e kadar giden sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani limit n sonsuza giderken 32 bölü n kare çarpı burası da gençler n çarpı n artı 1 bölü 2 yapacak. Gençler hatırlayın n kare yukarıdaki derece n kare aşağıdaki derecede n kare olduğu için kat sayılar oranıydı hatırla bunu. 32 bölü 2'den bu da 16 birim kare çıkacak. Peki hocam yine bunu grafik üzerinde gösterir misiniz dediğiniz duyar gibiyim. Ne demek? Sizi mi kıracağım? Yani şu şekilde bakın ikinci yolumuzda grafik yapıyorum. Buna x diyelim buna da y ekseni diyelim. Arkadaşlar renkli kalemi aldım. Şimdi 2x fonksiyonun grafiği şu şekildedir yaklaşık olarak hani tam olarak çizmiyorum ama. Peki burada arkadaşlar 0'dan 4'e kadar olan kısmı soruyor. Yani onu da mavi kalemle yapalım. Şöyle. Burası 4, burası orijin. Şimdi arkadaşlar bize nereye soruyor? O zaman şuradaki bir kere şöyle yapalım da. Çünkü 4'ün karşılığını da bulalım. Dörde karşılık gelen değer x değerimiz 8'dir. O zaman hangi alanı soruyor bize? Hemen şu boyalı alan. Bakın boyuyorum şurası. Şöyle diyelim S. Arkadaşlar S alanı nedir o zaman? Dik üçgen alan formülden taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Şansa bakar mısınız gençler? Yine 16 birim kare çıktı. Demek ki doğru yapmışız arkadaşlar. İntegralinin değeri kaçtır? Arkadaşlar yine basamak basamak gidiyorum. 1. Delta x k. Neydi? B eksi a bölü n. İse delta x k'yı bulmuş oluyorsunuz. 3 eksi 0 bölü k'da 3 bölü n yani. Burada cepte dursun. 2. TK'lar lazım bize. TK neydi? A artı k çarpı delta x k'ydı. Yani TK'yı da bulmuş oluyorsunuz. A zaten 0'dı. 3 k bölü n. Peki 3. FTK lazım. FX fonksiyonumuzu burada yazalım isterseniz. FX eşittir 3X kare olduğu için FTK'da 3 çarpı 3K bölü N'in parantez karesi. Yani FTK'da buradan arkadaşlar 9, 27K kare bölü N. Arkadaşlar artık limite geçebiliriz. Yani daha doğrusu integrale. İntegral 0'dan 3'e kadar 3x kare çarpı dx integrali eşittir. Limit n sonsuza giderken k eşittir 1'den n'e kadar neydi? Ftk çarpı delta xk idi. Artık yukarıda yerine yazalım bunları. Renkli kalemi alalım. Limit n sonsuza giderken ftk'yı buldunuz. 27 tabii toplamı yazmayı unuttuk gençler. Orası önemli. Yani sonradan yazsanız olur ama sırayla gidelim. K eşittir 1'den n'e kadar 27 k kare bölü n kare. Tabii şurası n kare. Kareyi almışız. Çarpı delta x k'larda 3 bölü n arkadaşlar. Yani limit n sonsuza giderken k eşittir 1'den n'e kadar 81 k kare bölü n küp. Arkadaşlar bu n 81 bölü n küpü dışarı atabilirsiniz. Limit n sonsuza giderken 81 bölü n küp çarpı toplam k eşittir 1'den n'e kadar k kare. Şunun formülü gençler siyah kalemi yazıyorum. Önemli. Yani k eşittir 1'den n'e kadar k karenin formülü n çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6. Bunu zaten sınavda sorulursa böyle bir soru. Bu formülü vermek zorundalar size. Bilginiz olsun. Ama ben size ne yaptım? Kıyak yapıyorum gençler. Bu kıyağımı unutmayın. Buna göre yürüyelim. Mavi kalem yazalım.
O zaman diyorum ki arkadaş limit n sonsuza giderken 81 bölü n küp çarpı n çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6 olacaktır burası değil mi? Yerine koymuş oldunuz. Şimdi bakın yukarıda 2n küp gelecek. Yani şöyle olacak aslında. Limit n sonsuza giderken 81 çarpı 2n küp. Diğerlerini yazmanıza gerek yok. Çünkü bizim için derecesi eşit olanların katsayılar oranıydı ya. 6n küpten. Burada n küpler cırtlayacak. Yani eşittir olacak gençler bu da. 2 ile sadece 3, 27 sonucuna ulaşırsınız. Yani ne olmuş oldu arkadaşlar? 0'dan 3'e kadar integral 3x kare çarpı dx'in integrali 27 birim kare olarak çıkar. İntegralinin değeri kaçtır? Sevgili gençler yine basamak basamak gidiyorum bakın. 1. Delta xk. Çünkü Riemann toplamını kullanacağız. Şu an konumuz o. Delta xk neydi gençler? B eksi a bölü n ise delta xk eşittir. 2 bölü n olacaktır sevgili gençler. 2. Tk. Tk neydi gençler? Hocam a artı k çarpı delta xk dediğinizi duyar gibiyim. O zaman tk eşittir. A zaten 0. 2k bölü n. 3. Ftk lazım gençler bana. Zaten burada fx fonksiyonumuz belli. X küp artı 2 değil mi? O zaman yazıyorum diyorum ki 2k bölü n'in parantez kübü. Artı 2 de yanında sabit sayısı var. Yani ftk'mız gençler burada 8k küp bölü n küp artı 2 olacaktır. Bu cepte dursun. Artık limit olarak yazabilirsiniz. Yani integral 0'dan 2'ye kadar x küp artı 2 çarpı dx neydi? Limit n sonsuza giderken k eşittir 1'den n'e kadar ftk çarpı delta xk. Bu kadar basit bir formül. Hocam şaka yapıyorsunuz dediğinizi duyar gibiyim. Limit en sonsuza giderken arkadaşlar bundan sonra artık yerine koyuyoruz bulduklarımızı. K eşittir 1'den n'e kadar. Ftk'yı ne bulduk? 8k küp bölü n küp artı 2 bulduk. Çarpı delta xk. Onu da ne bulduk gençler? Bakıyorum yukarıya. 2 bölü n bulduk. Dağıtıyorum bunu. Limit n sonsuza giderken k eşittir 1'den n'e kadar 16k küp bölü n üzeri 4 artı 4 bölü n olacak. Bunu ayrıştırabilirsiniz. Yani şu şekilde. Limit n sonsuza giderken arkadaşlar k eşittir 1'den n'e kadar 16k küp bölü n üzeri 4 artı yine k eşittir 1'den n'e kadar değil mi gençler? 4 bölü n. Arkadaşlar şunu yazmamız gerekecek. Buraya bir daha yani önemli. Tabii böyle bir soru sorulursa onu vermek zorundalar. Yani k eşittir 1'den n'e kadar k küp dersek mesela. Bu neydi? Neymiş demek ki? N çarpı n artı 1 bölü 2'nin parantez karesidir gençler. Bunu bulut içinde yazalım ki şöyle renkli renkli. Arkadaşlar önemli bir özellik. Bakın bu kıyamı unutmayın. Ona göre devam edelim şimdi. Arkadaşlar burada limit n sonsuza giderken burada 16 bölü n 4 dışarı çıktığı zaman 16 bölü n üzeri 4 çıktığı zaman k kübün formülünü direkt yazabilirsiniz artık. Yani bakın bunu her tarafında açmak zorunda değilsiniz. Sadece n kare bölü 4 olarak açarsınız. N kare bölü 4. Çünkü diğerleri beni ilgilendirmiyor. Derecesi en büyük olan lazım bana. Artı bu da 4 bölü n çarpı n'den. 4 bölü n çarpı n'den. Şöyle bir şeyi yakaladık. Eşittir diyelim buna. Gençler bakın burada ne oldu? N kare bölü 4'ün değil mi? Şurada n kare bölü 4'ün nesi? Pardon. Artık dışarı şurada 4. Niye? Çünkü burada n kare gelecek zaten. Karesini aldığı zaman n üzeri 4 gelecek. Elim sürçtü özür dilerim. Bunlar cırtladı. Bu 4 oldu. Bunlar cırtladı. O zaman 4 artı 4 ise eşittir gençler. 8 olarak çıkar. İntegralinin değeri kaçtır gençler? Yine basamak basamak gidiyorum. Yine Riemann toplamıyla yapmak zorundayız. Çünkü konumuz o. Yoksa ben onu doğru grafiğini çizer ve alandan yine yakalarım sevgili gençler. Delta xk eşittir neydi? B eksi a bölü n. Yani eşittir 7 eksi 2 5 bölü n olacaktır gençler. Bu cepte dursun. Sonra tk. Tk neydi arkadaşlar? A artı k çarpı delta xk idi.
Yani TK buradan arkadaşlar. A'mız 2 artı K çarpı 5 bölü N'den. T eşittir buradan 2 artı 5K bölü N çıktı. Bu da cepte. 3 FTK. Arkadaşlar Fx zaten buradan belli fonksiyon olarak 2x eksi 3. Yerine koyduğunuz zaman 2 çarpı aç parantez 2 artı 5K bölü N eksi 3. FTK'mızı düzenleyelim. FTK eşittir. 4, 3 çıkar 1, 1 artı 10K bölü N. Gençler bunu da bulduk. Peki artık geçelim Riemann formülüne. Neydi? 0, pardon 0 değil burada hocam dediğinizi duyar gibiyim. Burada 2, 2'den 7'ye kadar gençler 2x eksi 3 çarpı dx'in integralı nedir? O zaman limit n sonsuza giderken toplam k eşittir 1'den n'e kadar ftk çarpı delta xk. Formülümüz bu. Peki düzenleyelim. Limit n sonsuza giderken toplam yine gençler k eşittir 1'den n'e kadar ftk'yı zaten bulmuştuk. 1 artı 10k bölü n arkadaşlar çarpı delta xk'yı da bulduk. Delta xk'yı ne buldunuz? 5 bölü n buldunuz. Bunu dağıtacağım şimdi içeriye. Renkli kalem alıyorum artık. Limit n sonsuza giderken k eşittir 1'den n'e kadar gençler. 5 bölü n artı 50 bölü pardon 50k bölü n kare dilim sürüştü. Bunu arkadaşlar bakın ayrıştırma şansına sahipsiniz. Yani şöyle yazabilirsiniz bunu. Limit n sonsuza giderken toplam k eşittir 1'den n'e kadar 5 bölü n değil mi? Artı yine k eşittir 1'den n'e kadar 50k bölü n kare yazabilirsiniz bunu. Devam ediyorum. Bakın şunu da 5 bölü n k'ya bağlı olmadığı için arkadaşlar bu şu demektir. 1'den n'e kadar 5 bölü n var. O zaman n çarpı 5 bölü n orası. Orayı direkt yazıyorum artık. Orada bir sıkıntı yok. Artı. Burada da 50 bölü n kareyi dışarı çıkardığınız zaman arkadaşlar değil mi? Çarpı dikkat edecek olursanız orada ne kaldı geriye? Limit n sonsuza giderken k eşittir 1'den n'e kadar sadece k kaldı gençler. Neydi 1'den n'e kadar giden sayıların toplam formülü 1 artı 2 artı 3 nokta nokta. Hocam n çarpı n artı 1 bölü 2 dediğinizi duyar gibiyim. Yani şurası 5 geldi artı buradan limit n sonsuza giderken gençler n çarpı n artı 1 bölü 2 buradan gelecek. Fakat burada başta bir tane de 50 bölü n kare var. Renkli kalemle yazıyorum artık. Bakın gençler n çarpı n artı 1 bölü 2'den bir n kare bölü 2 gelecek ya diğerlerini yazmanıza gerek yok. Yani 5 artı limit n sonsuza giderken n kare bölü 2 buradan gelecek. Çarpı 50 bölü n kare de buradan gelecek. N kareler zaten burada cırtlayacak. Bunlar gidecek. 50 bölü 2'den 25, 25, 5 tane yaptı gençler. 30 birim kare olarak çıkar. İntegralinin değeri kaçtır? Gençler yine basamak basamak gidiyorum. Riemann toplamından yapacağım. Çünkü müfredatım şu anda orası. Bir, lazım olan olacak olanları şuraya yazıyorum. Bakın fx bir kere x kare artı 1. Fonksiyonumuz bu. Bu belli. Bu cepte dursun şöyle çerçeve içinde. Bir, delta xk'lar lazım gençler bize. Delta xk neydi? B eksi a bölü n idi. Yani delta xk yani aralıklarımız, bölüntü, alt bölüntü aralıklarımız diyelim. 2 eksi eksi 1'den 3 bölü n. Bu cepte. 2 tk lazım. Neydi o da? A artı k çarpı delta xk idi formülümüz. Buradan da tk eşittir gençler. A eksi 1. Eksi, A'dan B'ye diyor ya. Yani şöyle düşünün. Burası A'dan B'ye anlamında idi. Hatırlayın. Artı k çarpı 3 bölü n'den. Buradan ise gençler tk'ları bulmuş oldunuz. Eksi 1 artı 3k bölü n. Bu cepte dursun. Bir de renkli kalem alalım. 3 diyorum artık. Ne lazım? Hocam ftk. Yani fonksiyonu getirip yerine koyun. Ne olacak? Karesini al diyor. Eksi 1 artı 3k bölü n karesi çarpı. Değil mi? Çarpı değil artık. Artı 1. Fonksiyonumuzda artı 1 var. Bunu dağıttığınız zaman 1 gelecek birincinin karesinden. 1 de buradan gelecek 2. Eksi birinci ile 2'nin çarpı 2 katından dolayı 6k bölü n gelecek. Artı 9k kare bölü ikincinin karesi yani n kare. Bunlar cebimizde duruyor gençler bakın. Bir de şuraya yazalım. Kural olarak hatırlayın. K eşittir 1'den n'e kadar. Neydi gençler? K ise bu.
n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Bir de k eşittir 1'den n'e kadar k kare ise bu da n çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6 idi. Bunlar zaten sorulursa eğer size verilecektir, emin olun, ama ben yine de size kıyak yapıyorum. Bu kıyamı unutmayın. Bu formülleri de bilsek iyi olur gibi. Şimdi gençler devam edelim. Artık yazıyorum. Diyorum ki arkadaş, integral eksi 1'den 2'ye kadar x kare artı 1 çarpı dx demek ki neymiş? Limit n sonsuza giderken toplam k eşittir 1'den n'e kadar f tk çarpı delta x k idi formülümüz. Hocam bu formülü çok sevdik dediğinizi duyar gibiyim gençler. O zaman yazıyorum, diyorum ki arkadaş o zaman şu şekilde olacak. Limit n sonsuza giderken toplam k eşittir 1'den n'e kadar ftk'yı zaten buldunuz. Neydi arkadaşlar? Bakın yazıyor burada. 2 eksi 6 k bölü n artı 9 k kare bölü n kare çarpı delta x k'larda yukarıda 3 bölü n. Bir daha düzenleyelim. Limit n sonsuza giderken. Bakın gençler bunu şöyle ayrıştırabilirdik, hatırlayın. Önce 2 kere 3 6 bölü n, yani k eşittir 1'den n'e kadar 6 bölü n var. Eksi. Şimdi 2 kere 3 6 18 k yapacak. 18 k bölü n kare yapacak ya. O yüzden 18 bölü n kareyi en dışarı alıyorum ben şu şekilde. Çarpı k eşittir 1'den n'e kadar k oldu bakın. Artı burada 3 kere 9 27 gelecek. 27 bölü n kübü de dışarı alıyorum. 27 bölü n küp çarpı yine k eşittir 1'den n'e kadar k kare. Artık formülleri uygulayabilirsiniz. Bakın burada şu ilk toplamda dikkat edecek olursanız k'ya bağlı olmadığı için direkt n tane 6 bölü n'i toplayacaksınız. Yani n'le 6 bölü n'i çarpacaksınız. Şöyle yani n çarpı basamak basamak anlatmaya çalışıyorum gençler. Çarpı 18 bölü n kare burada var zaten. Çarpı 1'den n'e kadar k yazdık yukarıda. N çarpı n artı 1 bölü 2 formülümüz. Artı burada da 27 bölü n küp. Aynen yazdım yine gençler. Çarpı tabi. Hocam çarpı olacak. Oradan eksi nereden çıktı dediğinizi duyar gibiyim. Elim suçlu gençler. 27 bölü n küp. K kare olursa da n çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6'nın nesi olacak gençler? Buna yalnız dikkat edecek olursanız. Şuradakini de silelim. Henüz daha çünkü limitten kurtulamadınız. Değil mi? Buraya şöyle yapalım. Limit n sonsuza giderken arkadaşlar. Artık siyah kaleme al Nevzat. Peki. Buradan 6 geldi. Burada bakın n kare gelecek yukarıda. N kareler götüreceği için 18 bölü 2'den 9 gelecek gençler. Artı burada da n kare 2n küp gelecek. Değil mi? 27 54 n küp yapacak. N küpler gidecek. 54 bölü 6 olacak. Sevgili gençler buradan 6 eksi 9 artı 9'dan 6 birim kare olarak çıkar. Riemann toplamı ile yapılırsa. Eşitliğini Riemann integrali ile gösterelim. Arkadaşlar birinci eşitliği önce buluyorum. Bakın delta x k'ları bulalım. Delta x k. Neydi delta x k? 5 eksi 1 bölü yani b eksi a bölü n'den 4 bölü n. Tk nedir? Tk. A artı k çarpı delta x k'ydı. Yani 1 artı 4 k bölü n de buradan gelecek cepte. Peki ftk nedir? Gençler direkt olarak yukarıdaki fonksiyonu yazdığı zaman aynısı çıkıyor. Çünkü birim fonksiyondur. 4k bölü n. Bu cepte dursun. Yazıyorum şimdi. Diyorum ki arkadaş o zaman 1'den 5'e kadar x dx eşittir. Limit n sonsuza giderken k eşittir 1'den n'e kadar gençler. Ne olacak? Ftk çarpı yani 1 artı 4k bölü n çarpı 4 bölü. Bunu düzenliyorum şimdi. Artık siyah kaleme al Nevzat. Yani limit n sonsuza giderken gençler k eşittir 1'den n'e kadar 4 bölü n artı yine k eşittir 1'den n'e kadar ne olacak burada? 16 k bölü n kare. Bunu ne yapmış olduk artık? Köşeli parantezde yazmış olduk. Şimdi gençler burada artık direkt yazabilirsiniz. N ile 4 bölü n çarpılır. Çünkü k'ya bağlı değil. Oradan bir 4 gelecek cepte. Şimdi burada ise gençler ne olacak? Bakın 16 bölü n kareyi dışarı aldığınız zaman şöyle yazalım. Üşenmeyelim. 16 bölü n kare çarpı
toplam k'tır 1'den n'e kadar k. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2 olacak. Burada n kareler götürecek. 16 bölü 2 8. 8 4 daha 12. Sonucuna ulaşırız gençler. Bu cepte dursun. Sol taraf 12'ymiş. Şimdi sağ tarafı da bulalım hemen. Bu defa delta xk'larımız değişecek gençler. Delta xk ne olacak? 1 eksi 5 bölü n olacağı için eksi 4 bölü n. Tk'mız ne olacak? Yine a'mız değişik. 5 olduğu için a'mız burada. 5 eksi 4k bölü n olacak. Peki ftk'mız yine birim fonksiyon. Aynısı 5 eksi 4k bölü n. Artık yazıyorum gençler. İntegral 1'den, pardon 1'den değil artık. Hocam sağ tarafı yapıyoruz dediğinizi. Duyar gibiyim yani 5'ten 1'e kadar. X çarpı dx. Ne oluyor gençler? Limit n sonsuza giderken toplam k eşittir 1'den n'e kadar ftk çarpı k, delta xk. Yani 5 eksi 4k bölü n çarpı eksi 4 bölü n. Bakın yazdım. Hiçbir şey değiştirmedim. Aynen yazıyorum. Şuraya devam edelim. Şöyle sığsın oraya. Limit n sonsuza giderken gençler dağıtıyorsunuz artık bunu değil mi? Yani k eşittir 1'den n'e kadar eksi 20 bölü n. Yine eksi eksi artı yapacak. K eşittir 1'den n'e kadar 4 kere 4 16 k bölü n kare. Bu kadar. Şimdi düzenleyelim. Bakın gençler siyah kalemi al Nevzat. Eksi 20 bölü n'den eksi 20 buradan bir kere kafadan gelecek. Sağ tarafta ise yine n kareye götürecek ya n çarpı n artı 1 bölü 2'den. Artı 16 bölü 2 gelmiş olacak oradan da. Buradan da gençler eksi 20 artı 8'den eksi 12'ye eşit olmuş olacak. Bakın ne oldu? Demek ki diyoruz arkadaş buradaki ifadede renkli kalemi al yine Nevzat. Demek ki 1'den 5'e kadar fx dx eşittir her zaman eksi integral 5'ten 1'e kadar. Yani aralıklar değiştirirseniz ters işareti olarak bulunur sevgili gençler. Olduğunu Riemann toplamı ile veya Riemann integrali ile gösterelim sevgili gençler. Bakın sırayla gidelim. Önce birincisini bulalım. Bakın birinci en soldakinin delta xk'sı nedir gençler? Oğlum delta xk eşittir 2 bölü n. Neydi formülümüz? B eksi a bölü n. 2 tk'mız belli. Tk eşittir gençler. Onu da yazalım. 2k bölü n. Çünkü a'mız 0. 2k bölü n. Ftk'sını da bulalım. Ftk 4k kare bölü n kare gençler. İkincisini mavi kaleme yazıyorum. Sıfırdan 1'e kadar fx dx'i bulalım. Delta xk eşittir gençler 1 bölü n. Tk eşittir k bölü n. Ftk eşittir ise bakın bunları hızlı hızlı yazıyorum. Artık sizler profesyonelleştiniz çünkü gençler. K kare bölü n kare. Üçüncüsü de siyah kaleme yazdı Nevzat. Üçüncüsü de şuraya yazalım. Yani en sağdaki 1'den 2'ye kadar fx dx. Çünkü sonuçta bunların toplamları birbirine eşit mi? Ona bakacağım. Delta xk eşittir yine gençler 1 bölü n. Tk eşittir 1 artı k bölü n. Ftk ise 1 artı k bölü n'in parantez karesi gençler. Artık renkli renkli güzeldi ne yazalım. Demek ki neymiş? Limit n sonsuza giderken toplam k eşittir 1'den n'e kadar arkadaşlar. Ftk yani 4k kare bölü n kare çarpı 2 bölü n. Eşit mi? Toplam tabii toplamdan önce hocam limiti ne yaptınız yuttunuz mu dediğinizi duyar gibiyim. Yani limit yine n sonsuza giderken toplam k eşittir 1'den n'e kadar sevgili gençler. Bu defa ftk'mız belli. K kare bölü n kare çarpı delta xk'mızla 1 bölü n. Artı limit n sonsuza giderken artık üçüncüsüne geldim gençler. Yine k eşittir 1'den n'e kadar delta x ftk yazalım önce. 1 artı k bölü n'in parantez karesi çarpı 1 bölü n. Bakın her şeyi yazdık. Şimdi sırayla bunları yok etmeye gidelim. Şimdi arkadaşlar sol tarafta limit n sonsuza giderken toplam k eşittir 1'den n'e kadar ne olacak burada? 2 kere 4 8 k kare bölü n küp gelecek. Eşittir.
Burada ne gelecek? Limit n sonsuza giderken gençler yine toplam k eşittir 1'den n'e kadar k kare bölü yine n küp gelecek. Artı sağ tarafta ise limit n sonsuza giderken yine k eşittir 1'den n'e kadar sevgili gençler. Bunu açalım isterseniz. 1 gelecek. 1 ile 1 bölü n çarp 1 bölü n artı 2k bölü n gelecek. 2k bölü n kare artı k kare bölü n kare gelecek. K küp bölü n kare. K kare bölü n kare gelecek. Pardon, elim sürçtü yine. Arkadaşlar k kare bölü n kare 1 bölü n ile çarptığı zaman k kare bölü n küp. Artık formülleri yerine yaz Nevzat. Şimdi arkadaşlar 8 bölü n küpü dışarı aldığımız zaman bakın 8 bölü n küp dışarı olduğu zaman değil mi? Çarpı ne olacak burada? K kare n çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6 buradan gelecek. Eşit mi? Bakın hep burada aslında soru işareti yapmanız lazım. Çünkü eşit olduğunu bilmiyoruz. İspatlayınız diyor bize. Rica ediyorlar. Biz de kırmıyoruz. Buna gelin gençler. Burada k kare bölü n küp var. Yine 1 bölü n küpü dışarı aldım yine. Her zamanki gibi. Çarpı k kare n çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6. Artı. Yine aynı mantıkla buraya geliyorum. Bu 1 bölü n ile n'i çarpın. N çarpı 1 bölü n yapacak. Artı 2 bölü n kareyi dışarı aldığınız zaman gençler n çarpı n artı 1 bölü 2'nin karesi yapacak. Tabi orada hoşuma gitmedi. Güzel yazalım. Nevzat. N çarpı n artı 1 bölü 2 gelecek. Artı yine burada n küp 1 bölü n küpü dışarı aldığınız zaman arkadaşlar 1 bölü n küpü dışarı aldığınız zaman n çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6 n küp yapacak. Arkadaşlar bu kadar uğraştıktan sonra bir de yanlış çıkarsa ah vay halimize dediğinizi duyar gibiyim. Bakın buradan 2n küp gelecek. 2 kere 8 16. 16 bölü 6'dan 8 bölü 3. Eşit mi sevgili gençler? Buradan 2n küp gelecek. N küpler gidecek. 2 bölü 6'dan 1 bölü 3. Artı bu n'ler gitti 1. Değil mi artık burada? Artı burada n kareler gidecek. 2'ler gidecek 1. Artı 2n küp. Kapı çalıyor gençler. Önemli değil. Takmayın kapıyı. 2n küp. N küpler gidecek. 1 bölü 3 gelecek. 2 bölü 3 ise 8 bölü 3 eşittir. 8 bölü 3 olacaktır sevgili gençler. O zaman eşitlik kesinlikle doğrudur. Buna göre eksi 3 virgül 3 aralığındaki üst toplamın alt toplama oranı kaçtır? Gençler alt toplam boyalmış. O zaman alt toplamı bir bulalım önce. Alt toplam. Ya da alt FP olarak yazmıştık. Hatırlayın kazanımlarımda. Şurası bir birim. Karesi çünkü. Burası 4. Burası da 9 olacaktır. O zaman yazıyorum. Diyorum ki tabanları zaten 1 olacağı için. Renkli kalem al Nevzat. Tabanı 1 çarpı. Bakın bir buradan bir kere şuradan bir 4 birim uzunluk yükseklik var. 4 artı. Şurada bir 1 var. Değil mi? 1 çarpı 2 tane var. 2 kere 4 4 5 2 kere 5 10 birim kare yapacak. Alt toplam cepte. Şimdi üst toplam için neler eklenecek ona bakalım. Gençler üst toplamla bakın. Bir tane şurada fazlalık dikdörtgen gelecek. Bir tane buradan gelecek. Bir tane buradan. Yine aynı mantıkta bir tane de şuradan gelecek. Bir de burada var. Buna renkli kalemle boyayacağım ki daha böyle rahat ve görsel olsun diye. Bakın bir burası gelecek. Şöyle yapıyorum. Buradan bir tane geldi. Dikdörtgen. Bir tane buradan geldi. Bir tane buradan geldi. Buradan. Bakın fazlalık olacakları ekliyorum yani üzerine. Tamam. Şimdi o zaman renkli kalemi al Nevzat tekrar yapalım. Şimdi üst toplam. Gençler üst toplamda nasıl yazmıştım ben? Üst FP olarak göstermiştim. Riemann toplamlarında. Bakın bu defa yükseklik 9 ile başlayacak. Yani 1 çarpı tabanlar aynı. 9 var. 4 var. Bir de 1 var. Tabi bir de bunun 2 katı var. Çünkü sağ tarafta aynısından var. 9, 10, 14, 28 birim karede. Buradan gelecek gençler. Bana ne soruyor? Üst toplamın alt toplam oranı. Yani üst FP bölü alt FP'yi soruyor. 28 bölü 10 ise gençler buradan da 2 10'da 8 olarak çıkar. Buna göre M bölü K oranı kaçtır? Sevgili gençler
Riemann toplamlarında kullanmak üzere bir özellik yazmak istiyorum. İşimize yarayacağını düşünüyorum. Uygun görürseniz şuraya bir ekleyelim. Bakın şöyle. Y eşittir x kare parabolü. Arkadaşlar bu fx eşittir x kare parabolü olsun. Orijin. Burasını A diyelim. Buraya da B diyelim. Bizim için önemli olan neresi gençler? Şimdi boyuyorum bakın. Şu boyalı, yeşil boyadığım alan ile sarı boyadığım alan arasındaki diyaloğu anlatacağım. Renkli kalem halinde Nevzat. Siyah yazıyorum. Arkadaşlar burası 2S birim kare iken burası S birim karedir. İleride bunu integral alma yöntemlerini daha iyi detaylı öğrettiğimiz zaman nedenini anlayacaksınız arkadaşlar. Tabi bunu bulut için alıyorum. Bu kıyamı unutmayın. Odanızın bir köşesine asın sevgili gençler. Peki geliyorum. Şimdi burada nasıl uygulayacağız bunu? Şimdi gençler bakın. Burada yine aynı mantıkta şunları uzatıyorum. Yine burada uzatıyorum. Burayı da uzatıyorum. Bakın ne yapmış oldum? Dikdörtgenin hepsini tamamlamış olduk. Şimdi kaç tane olmuş bakalım önce. Bakın şurada bir 9 var. 9. Niye 9? Bakalım 9 tane mi burada gerçekten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim var. Burada 9 birim. Değil mi gençler? Burada ne var? Şurada 1, 2, 3 birim de burada var. Burası da 3 birim olacak dolayısıyla. Yine aynı mantıkla sol tarafta 9 birim olacak arkadaşlar. Önce yazıyorum şimdi. Kırmızı bölgeden alanı bulalım önce. Kırmızı boyalı bölümlerin alanı. Pardon, alanı. Yani K. K eşittir gençler. Bakın ne dedim? 9 çarpı 6, 54. Yani 9 çarpı 6. Fakat tamamının 3'te 1 olacak. Yani 1 bölü 3'e böleceksiniz bunu. Eksi kaç tane beyaz kare var? Çıkartmamız lazım onu. Bakın onu da renkli kalemle işaretleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 de burada 10 tanesi çıkartmanız lazım. 10 birim kareyi. İse kırmızı bölümler alanı 2 kere 9, 18, 8 birim kare yapıyor. Bakın unutmayalım. Şimdi kırmızı bölgeleri yaptık. Mavi. Onu da şöyle yapalım. Bu hoş olmadı. Maviyle yazmadık. Mavi yazalım başına. Mavi boyalı bölümlerin alanı. Yani M. Gençler M'yi de buluyorum şimdi. Bu defa yine 9 çarpı 6 var. Fakat mavi içeride olduğu için yani dikkat ediyorsanız 2 S olacak. Yani 2 bölü 3'te çarpacaksınız bunu. Fakat bundan kaç tane çıkartmamız gerektiğine karar vereyim. Onu da siyahla yapayım. Bakın 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 4, 20 yaptı. 22, 24, 26 tane. 26'yı çıkartmamız lazım. O zaman mavi bölge 2 kere 2, 4. 36'dan 26 çıkar. 10 birim kare yaptı. Bakın gençler. Peki ne soruyor bana? M bölü K. Bundan sonrası yapmayanı döverler. M bölü K eşittir. 10 bölü 8'den ise M bölü K eşittir gençler. 5 bölü 4 olarak bulunur. Yukarıdaki verilere göre AB çarpımı kaçtır? Gençler bunu iki türlü yapabilirim. Önce mavi boyalılara göre yapalım. Mavi boyalı bölümlerin alanı. Nedir mavi bölümlerin alanı? 5. Eşittir diyorum bakın. Şimdi 9'a karşılık gelen fx eşittir x kare olduğu için burası B kesinlikle 3 cepte. Burası nedir? 2'nin şurada 2 vermiş. 2 kere 2 4. Burası da A kare. Mavi bölümler. Şurası 1 birim. 2 eksi A birim şu parça. Burası zaten 1 birim aradaki mesafe. O zaman yazıyorum. Diyorum ki A kare çarpı 2 eksi A artı 1 çarpı 4. Yani 1 eşittir. A kare çarpı 2 eksi A ise gençler buradan A eşittir 1 çıkar. Bunu cebime koydum. Demek ki A çarpı B soruyor bana. B'yi zaten 3 bulmuştunuz. 1 çarpı 3'ten 3.
Ya da kırmızı boyalı, kırmı yazdım gençler, uyarmıyorsunuz beni. Kırmızı boyalı bölümlerin alanından bulabilirsiniz. Bölümlerin alanı. Bu defa bakın burası 5 birim şu parça. Bu parçada aradaki mesafeyi ben bahsediyorum. 4 eksi a kare. Şurası 2 birim. Gençler burası zaten a. Şurası a. Yazıyorum, diyorum ki bu defa 13 eşittir diyorum. 2 çarpı 5 artı 4 eksi a kare çarpı a. 2 kere 5 10. 3 eşittir 4 eksi a kare çarpı a'dan. Arkadaşlar yine buradan a'nın 1 çıktığı görülüyor. Yine a çarpı b eşittir 1 çarpı 3'ten. Her iki durumda da 3 sonucuna ulaşırsınız arkadaşlar. Buna göre a artı ü toplamı kaç birim karedir diyor arkadaşlar. Bakın mavi boyalı alt toplam a, kırmızı boyalı üst toplam ü verilmiş. O zaman önce mavi boyalardan bakalım. Mavi boyalı bölge yani a eşittir arkadaşlar. Bakın. Şimdi bir kere delta x k'lar hep 1. Çünkü birer birim a bölmüşler. O zaman 1 çarpı yükseklikler önemli benim için. Şu yüksekliğin kaç birim olduğunu görüyorsunuz. 11 birim. Artı diğerini yani şunu şöyle yapalım gözüksün, dışarı taşırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim buradan gelecek gençler. 6 artı 3 artı 2'den 11, 17, 20, 22. A eşittir 22 birim kare arkadaşlar. Peki kırmızı boyalıları da bulalım. Dikkat edecek olursanız kırmızı boyalılar üst toplam olarak vermiş. Onu da sağ tarafta vermişler. Yine alt yani delta x k'larımız her biri dikdörtgenlerin bir birim tabanları. Yine burası ne gelecek gençler? Buradan bir 11 gelecek zaten. Yükseklik 11 var. Artı şurada arkadaşlar bunu da bir taşırayım yukarıya şöyle dışarıya. 1, 2, 3, 4, 5. Alt da buradan gelecek. Artı bir de 3 gelecek buradan gençler. İse kırmızı boyalı dikdörtgenler yani üst toplamlarda 11, 17, 20 birim kare yaptı. Bana ne soruyor? Bundan sonrası yapmayanı zaten döverler gençler. A artı Ü diyor. Eşittir. 22 artı 20'den 42 birim kare çıkar sevgili gençler.